Adam olarak kaldı. Hanımlar beyler, stand-up'ına gülünmeyen adam Özcan Özçelik. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyiyim kaşınızı abi. Kaşınızı mı boyadınız? Olması gereken bir şeydi, yaptık. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun, estağfurullah. Biraz önce bölmek istemedim de çok tatlı konuşuyordunuz. Hani o insanların gülmediğiyle ilgili bir problem vardı ya. Evet. Asıl problem neydi biliyor musun? Bazısının ki kredi kartı borcu vardı. Kiminin kirası geliyordu. Güzel. Ötekisinin sevgilisi boynuzlamıştı. Güzel. Yani yapacak bir şey yoktu. Ben nasıl güldüreyim ki yani? Benim elinden gelen bir şey yok. Bununla ilgili bir kurs da almak olur. Acayip bir heyecan var, çok özür dilerim. Burada herkes zengin abi. Burada herkes iyi. Kimse de borcu yok. Aile arasındayız. Özcan, aile içindeyiz. Seyirciye dönersen çok daha mutlu oluruz. Ne istiyorsan. Hepinizi istiyorum. Güzel. Benim burada olmamın sebebi sizleri bir parça güldürüp yüzünüzde tebessüm bırakabilmek. Ama Okan abi maşallah bütün konuları açtı benimle ilgili, yani anlatacağım konuları. Mesela osuruktan başladı. Ne bileyim, dağda, bayırda yatırdı, kaldırdı. Kozalak dikti, çam dikti, bir şeyler oldu. Onlar hepsi beni ilgilendiren şeylerdi. Yani söyleyemedim. Yani osurukla ilgili bir şey anlatayım. Ya tek abdestle 5 vakit namaz kılmaya çalışan bir arkadaşım vardı, osuruğunu tutarak. Ya ben bunu anlatamayacağım abi senin yüzünden. Ne yaptın? Öldürdün beni yani. Bütün tepsiye koydun malzememi. Ben şimdi oradan alıp nasıl sunayım bu insanlara? Mahvettin beni abicim. Hakikaten neyse. Başından geçen bir şey anlatsana baba. Abi o kadar çok şey geçti ki. Hangi bir tane. Mesela bu programda ne oldu gittiğinde Alişan'la Canan mı? Canan değil ya o adı. Çağla ya. Çağla Şiker abi ya. Vallahi o manken kız var ya. Alişan'la Çağla. Evet. Çağla benim için ağla. O değildi yani. Bu iyiydi. Bu iyiydi. Bir de susun yapıyor. Almış alkışı. Çok güldünüz ulan. Çok güldünüz ulan. Susun lan. Susun. Susun. Gülmeyin bana. Komik miyim ulan ben? Hadi oğlum yardım. Buyurun abi. Abi çok iyi gidiyorsun. Abi ben başımdan geçen bir olay yanlış. Lütfen sevgili abi. Sen boynu bozarım. Lütfen beni dinle. Kadir hocam. Yalvarıyorum. Aa, Kenan bir demesi gün, normal. Bak Kenan espri. Tabii tabii ama o da farkında değil. Yakalayamadı konuyu. O da farkında değil, olur mu be? Ne, tabii ki farkında. Neydi, çok özür dilerim, unuttum ya. Genelde Kadir diyorlar. Kadir hocam. Eyvallah. Canım annem yazıyor. Kadir Topucu değil değil mi? Aynen. Canım of iyiydi bu. Bu iyiydi. Canım annemle bitirmedik. Bir de babamı var. Canım ya, annem baba. Bu canım evet. Annem baba. Bak yani. Bu. Bazen bencil oluyorlar. Annemle bitiriyorlar ama ben babamı da koydum oraya. Hepsi güzel. Neyse uzatmayın. Toparlayın. Abi bir şey söyleyeyim. Bak. Anlatacağım. Bak. Hep bunu yapıyoruz. Neyse. Ya abi. Kadir'e bir şey anlatmak abi. İstiyorum. Ne olur ya. Baba. Bir şey hissetmeni istiyorum. Burası tamam bir televizyon yayını ama eğer bizimle beraber kendini hakikaten dostlarım varmış gibi hissedersen her şey kolay. Burada hepimiz dostuz yani. Rahat hepimiz bu topraklarda. Opa! Opa! Hepimiz Opa! Bu topraklarda doğduk, büyüdük. Bu topraklarda öleceğiz. Hiçbir sorun yok. Aynı şeylere gülüp aynı şeylere ağlayacağız. Buyursunlar. Rahat ol yani. Kadir'ciğim bir gün Taksim'deyim. Demeyeyim. Cennetteyim. Sanki Taksim'deyim gibi anlatıyorum değil mi? Cennetin kapısına doğru yavaş yavaş geldim, süzüldüm böyle. İki tane takım elbiseli var, Erkan abi gibi. Kapıda bekliyorlar. Selamünaleyküm abi, içeri girebilir miyim dedim. Giremezsin. Abi harikasın. Aynen onu söyledi, giremezsin. Harikasın. Ne işin var burada dedi. Evet. Ne işin var senin burada dedi. Abi dedim, bir arkadaşa bakıp hemen çıkacağım cennetten. Hem senin adın ne bakayım dedi Erkan abi, bana müdahale etti orada. Haydar ben dedi. Listeye baktı. Baba sen cehennemde gözüküyorsun. Ne işin var cennette dedi. Baktım. Abi damsız almadılar beni oraya dedim. Git oradan bir huri kap gel. Yardımcı oluruz dediler. Erkan abi de üzüldü halime. Ben bir tane istedim. O iki tane verdi koluma. Taktım onları. Oğlum orası cennet. Cehenneme doğru gidiyorum abicim. Ben yavaş yavaş. Geldim. Cehennemin kapısında da Asuman gibi iki tane abla var.
Cehennemin kapısına mı? Aynen. Sağ ol, teşekkürler. Huriler. Asuman ablaya geldi. Aa, Asuman abla. Abla dedi. Abla, cehennemin kapısındayım ama. Ya abi abla edebiyatıyla gidiyoruz işte, idare et ablacığım yani. Okey, devam. Benden yaşça küçüksün ben ama. Ben seni bu kaşına var ya, sonsuza kadar idare ederim. Devam. Teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum. Eyvallah. Cehennemin kapısına doğru geldim. Asuman abla karşıladı beni. Dur! Bekle orada dedi. Ses öyle mi Asuman ablan? İblis. Asuman gözü çıkıyor abi, sürekli bir enerji var ya. Evet, güzel. Neyse, toparlayayım. Müsaade edersiniz tabi. Tamam. Asuman abla dedi ki dur, içeri giremezsin dedi. Biz huri dedik. Ya bir şey ablacığım, biraz önce damsız gelmedik diye almadın, kıllık yaptın. Çağlayan çocuğuz biz ya dedim. Şimdi tamam. İki tane hatunla geldik falan filan yapıyorsun. Ayıp olmuyor mu? Kelime yapıyorum. Sen ben. Yokken dedi. Dünyada GBT'ne baktık. Tüp bebek gözüküyorsun. İçeri LPG'li araç almıyoruz dedi. O gün araç olduğumu hissettim kendime. Vay güzel, alkış. Teşekkür ederiz. Fena değildi bence Reyhan. Daha yani, çok vardı bunlardan. Bu çok var ama biz müsaade etmedik anlatmasına. Ya ben bir şey söyleyeyim. Ya daha çok vardı, biz izin vermedik. Okan'cığım, Özcan, çok daha özür dilerim. Sevgili abi daha iyi geçti. Okan'cığım. Peki. Olsun, çok olsun. Özür dilerim. Abi onu o kadar çok izliyoruz ki 20 yıldır evimizde. Seviyoruz birbirimizi. Yani biz arkadaş gibi görüyoruz Okan Özcan, abi. Şimdi tanışıyoruz fakat o programdan daha iyi geçti. Stand-up'a gülünmeye, stand-up'ına gülünmeyen adam artık stand-up'ına gülünecek olan adamdır. Seni tebrik ediyorum sevgili. Evet. Alkışlar. Aynen.